saatte ne uyudunuz ne de bir şey yediniz. Hastalanacaksınız. Teşekkür ederim. Canım hiçbir şey istemiyor. Şerefli bir aile mensup, namuslu bir kadınım ben. Hanımefendi otomobil kazası geçirmişler. Sen giyecek bir şeyler buluver. Abi nereye götürüyorsun? Şimdi kafanı kıracağım. Fakat maalesef konuşamayacaksınız. Çünkü şu dakikadan itibaren çiftliğinizin müdürlüğünden istifa ediyorum. Mecidi, buraya vazifenizden ayrılmamanız için rica ederim. Yalnız milyonlarımı düşünüyorsun. Beni kandırıp evlenerek parama sahip olmak istiyorsun. Şükürler olsun sana. Neredeyim? Burası neresi Necla? Ah, hastanedesin. Geçmiş olsun sevgilim, kurtuldum. İki gün, iki gece aç ve uykusuz kalmışsın benim için. İyileşmeseydin sensiz yaşayamazdım. Şimdi eve gidip dinlenmelisin. Hayır. Hastaneden çıkana kadar hep yanında olacağım. Senin yanında yaşıyorum ancak. Her ne kadar tehlikeli devreyi atlattıysa da sorularınızı mümkün olduğu kadar kısa tutmanızı rica edeceğim. Merak etmeyin. Buyurun. Ben Komiser Cavit. Müsaadenizle ifadenizi alacağız Necdi Bey. Sizden suallerime doğru cevap vermenizi rica ediyorum. Önce bu kadın kimdi? Hangi kadın? Sizi öldürmek isteyen kadın. Karanlıktı, maalesef göremedim Cavit Bey. Saklamayın Mecdi Bey. Uzun boylu, sarışın bir kadın olduğunu ve otomobil kullandığını biliyoruz. Görmedim diyorum, size inanmıyor musunuz? Yanlış hareket ediyorsunuz Mecdi Bey. Bu kadını siz affetseniz bile adalet affetmeyecektir. Vazifemiz onu mahkum ettirecek delilleri bulmaktır. Ve bulacağız da. Hastayı fazla yormamanızı rica edeceğim. Peki doktor. Şimdi gidiyorum Mecdi Bey. Ama tekrar görüşeceğiz. Renata'yı koruyorsun. Onu hala seviyorsun. Sevmekle acımak başka şeyler. Renata katil ruhlu bir insan değil, bir zavallı o. Onu sevmediğine, sadece acıdığına bir inanabilsem. Yalnız seni seviyorum, beni anlamaya çalış. 5 yılımı paylaştığım bir insan o. Unutulmaya mahkum olmuş bir kadın için ne kendini üz, ne de beni. Ben öyle yorgunum ki. Affet sevgilim. Seni üzdüm galiba. Hazırlanmam lazım. Nikah günü çok güzel olmalıyım. Ne var Mecdi? Birden gözlerim karardı. Tansiyonun düştü tabii. Kan vermek kolay mı? Yoruldum da. Çok yürüdük bugün.
Nasıl oldu? Geçti mi? Hı hı. Dönelim artık, istirahat et biraz. Yaslan bana. Hayır yav. Kimseye yük olmak istemem. Sevdiğim kadına bile. Kahvaltımızı getirdim. Delirdin mi sen Ayşe? Gecenin köründe kahvaltıyı ne yapacağım? Yaksana lambayı. Lambayı mı? Zayıf düştüm diye artık uykumda bile bana yemek getirmeye başladın. Ayşe, neden yakmıyorsun lambayı hala? Sağınıza bakın lütfen. Şimdi yukarıya. Sol omzunuza doğru. Tekrar sağınıza. Evet. Maalesef durumunuz kötü. Göz sinirleri felce uğramış. Hayatım boyunca böyle kör mü kalacağım? Kesin bir şey söyleyemem. İsviçre veya Amerika'da ameliyat imkanınız varsa az bir ümit. Az bir ümitle karanlıkta bir böcek gibi mi yaşayacağım doktor? Sakin olun lütfen. Hayat karanlığa rağmen gene de yaşanmaya değer. Başkalarına muhtaç, zavallı bir insan olarak. Sizi anlıyorum. Ama insan her şeye alışır zamanla. Bu insanla göre değişir doktor. Ben omuzları dik güçlü yaşamaya alışmış bir kişiyim. Böyle zillet içinde yaşayamam. Doktorun söylediklerini duydun. Hayatımın sonuna kadar kör kalacağım belki. Kimsenin merhametine sığınmak, acınarak sevilmek istemiyorum. Necla Hanım sizi çok seviyor ama... Sevmemeli. Hiç sevmemeli Ayşe. Ömrünün sonuna kadar benden nefret ettirecek bir oyun oynayacağız ona. Nasıl oyun? Bak Ayşe. Gözlerimin görmediğini senden başka kimse bilmiyor. Yardım edeceksin bana. Necla'dan da saklayacağız. Necla Hanım'dan da mı? Hmm. Oh, yapamam, deli ederim ben. Benim hatırım için yapacaksın. Bir daha hiç konuşmam seninle. Yapacaksın değil mi? Yapacaksın Ayşe. Güveniyorum sana. Hadi, başlayalım şimdi. Kadere bak Ayşe. Bir zamanlar ben senin öğretmenindim, şimdi sen benim. Bir bebek gibi bana yürümeyi öğreteceksin. Beni masaya doğru çevir Ayşe. Bir... iki... üç adım... bardak... sürahi... tabla. Hepsini bir günde ezberlemem lazım. Masa, konsol, dolap, kapı, hepsi kaç adım bilmeliyim. Şimdi çalışma masama gidelim.
Artık rahatça dolaşabiliyorum. Şimdi imtihan edeceksin beni. Sen Necdarsın. Kapıdan gireceksin. Hadi. Gel. Ben sigaramı almaya gideceğim. Necda muhakkak bir şeyler söyleyecek. Ben aldırmayacağım ve pencereye yürüyerek oturacağım. Şimdi söyle bakalım. Kör olduğumu bilmesen görmediğimi fark eder miydin? Hayır efendim. Ne o? Ağlıyor musun? Hayır. Parmaklarım da kör değil Ayşe. Bana yalan söyleme. Beni abin olarak birazcık seviyorsan elinde olsun. Birazcık değil, çok seviyorum, çok. Kendi gözlerimi size verecek kadar. Öyleyse başaracağız Ayşe. Başaracağız. Geldi. Git karşıla Ayşe. Hadi. Hadi. Necdi Bey hazır mı Ayşe? Odasında sizi bekliyor. Necdi. Nasılım? Beğendin mi beni? Aa, ama sen daha giyinmemişsin. Nikah saatini unuttun anlaşılan. Hemen hazırlan yoksa geç kalacağız. Maalesef nikaha gidemeyeceğiz Necla. Herhalde şaka yapıyorsun Mecdi. Bilakis çok ciddi konuşuyorum. Münasebetimizi bu hale getirdiğim için özür dilerim. Son dakikada büyük bir hatanın eşiğinde olduğumu fark ettim. Yalnız kaldığım son üç günde seni değil... Gerçekten Renata'yı sevdiğimi anladım. Renata'yı mı? Hayır, olamaz bu. Sen inansan da inanmasan da gerçek bu Necla. Yalan söylüyorsun. Seni öldürmek isteyen bir kadını sevemezsin. Seven kadın öldürür Necla. Hayır, inanmıyorum sana. Sen beni seviyorsun. Ne oldu sana? Kötü bir şey mi yaptım? Yalvarıyorum. Özür diliyorum senden. Yeter artık! Gerçeği neden kabul etmek istemiyorsun anlamıyorum Necla. Peki neden bu oyuna lüzum gördün? Neden beni aşık ettin kendine? Neden beni gelinlikle buralara kadar getirttin? Ayağıma kadar getirtip reddetmenin zevkine varmak için. Vakit kaybediyoruz. Renata neredeyse buraya gelir. İğrendim senden. Nefret ettim. Acıdım bu haline. Gerçekten sen Renata'nın aşkına layıksın. Sana inanmakta ne derece aptallık ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. İnsanlardan kaçmakta, bu vahşi yerlere sığınmakta haklısın. Sevmeyi ve sevmeyi, gerçekten mutlu olmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Thank you.
Ne var, ne oldu Ayşe? Necla Hanım, inanmayın, inanmayın ona! Yalan söyledi! Gözleri kör oldu, görmüyor! Hiçbir şey görmüyor artık! Sizi kendisinden uzaklaştırmak, ondan soğumanız, nefret etmeniz için yalan söyledi! Acı çekmemeniz için yaptı bu oyunu! Sen misin Ayşe? Gitti değil mi? Kandırdık onu. Necla'yı kaybetmek, gözlerimi kaybetmekten de acı geldi bana. Ona zavallı bir kör olarak görünmektense ölmeyi tercih ederim. Erkeklik başka şeydir Ayşe. Küçülmenin, alçalmanın yakışmayacağı bir varlıktır erkek. Necla körlüğümü acıyacağına, kötülüğümü lanetlesin daha iyi. Beni ağlayan kayaya götür. Hatıralarımla yalnız kalmak istiyorum. Teşekkür ederim Ayşe. Şimdi beni yalnız bırak. Hatıralarımla baş başa kalmak istiyorum. Hadi Ayşe. Hakkını helal et Ayşe. Getirdin beni buraya. Evet Mecdi. Neden geldin peşimden, neden? Seni seviyorum Mecdi, seni istiyorum. Hayatını mahvolmuş bir adama bağlayamazsın. Karanlık bir dünyada yaşamaya mahkum edemezsin kendini. Yapamam Mecdi, yapamam. Sen benim ilk ve son aşkımsın, ilk ve son erkeğimsin. Istırap çekeceksek beraber çekeceğiz. Ağlayacaksak birlikte ağlayacağız. Hayır, bırak git beni. Kendine yeni bir hayat kur. Bir yere gitmem. Gelme, gelme. Bir adım da boşluğa atabilirsin kendin ama şunu bil ki ben de arkandan gelirim. Çıldırdın mı Necla? Hayır. Öleceksek üçümüz beraber öleceğiz.
üçümüz mü? Evet, sen, ben ve çocuğumuz. Çocuğumuz. Anne oluyorum. Bunu nikahtan sonra bir sürpriz olarak söyleyecektim. Onu nasıl bırakıp gideceksin? Nasıl bırakabilirsin? Damarlarında senin kanını, kemiklerinde senin kudretini, gözlerinde senin gözlerinin ışığını taşıyacak çocuğuma bir isim vermeden nasıl yapacaksın? Nasıl öldüreceksin kendini? Çocuğumuz ismimi taşıyacak Nevşah. Oh, nasıl düşündün bunu? Yalnız gözlerini değil, kolunu, bacağını da kaybetsem ben seni seviyorum. Zaten bütün ümitler bitmişti. Tıp her gün biraz daha ilerliyor. İyileşmesen de sana ben göz olurum. Elin, ayağın, kulun, kölen olurum.